amcamın oğluyla beraber buraya yürüyerek geldik biz. 2 saatte ancak yetişebildik. Onu da halama attığım mesajdan biliyorum. Yani çok sonrasında öğrendim 2 saat olduğunu. Çünkü yollar kapanmıştı, binalar yollara devrilmişti, yolu bulamadım. Ve o kadar karanlık olduğu için gerçekten hani evin nerede olduğunu bulamadım. Sonra buraya geldim, baktım bina çökmüştü. Hatta 5 gece 6 gün sürdü. Ve biz yani şu arkada bir tane direk var. Oraya ateş yakmıştık. Oradaydık. Ama sürekli yani binanın etrafında dönüyorduk. Acaba bir şey çıkar mı? Bir şey olur mu? Her çıkana bakıyorduk. Bizim mi değil mi falan diye. Bir de yangın da vardı haliyle. Ama çıkmadılar enkazdan. Bizimkiler en üst kattaydı. Belki dedik hani savrulmuşlardır, bir şey olmuştur. Ne bileyim sonra biri alıp götürmüştür. Hani her şeyi düşünüyoruz. Ama biz dedik ki hani bari bir kemiği de olsa hani götürüp gömelim. Gerçekten hani ölü mü kayıp mı, ölüyü seçeriz tabii ki. Öyle işte. Bizim Ya. en küçüğümüz daha Aynen. ılımlıdır. Bir şey olur babam onu tutar, annem beni tutar. Ama orada biz gidene kadar hep iman gücü istedik. Biz dedik hani işte bir yerden tutunuyoruz hayata. İlk önce hastaneleri gezdik. Daha sonra Narlıca'daki o mezarlık ilk günden 7. günüydü. Biz direkt mezarla Narlıca'ya gittik. Narlıca'ya baktığımızda zaten Narlıca o 7. gününde böyle bir insan yığınıydı. Soğuk hava depolarından habire bir cenazeler geliyordu. Hiçbir sistem de yoktu ya hani orada işte ismini söyleyip de bulamıyorsun. Yardımlar geliyordu. Bizim orası tam ortak şey giriş. Bizde çünkü hep güzel anılar bırakmışlar. Biz hiç üzülmüyoruz. Biz o koltuk altımızda battaniyeyle sürekli bekledi. Çıkmadılar. Sonra biz dedik ki sevindik. İyi dedik. Çıkmadılar şükür. Daha sonra baktık işte 11. aya giriyoruz. Keşke bulsaydık yani. Ne bileyim bir cenazesi en azından olsaydı.